Birazdan kanatlanacağım. Evin içi pervane doldu gene. Uçan Türk. Sabiha Gökçen'in erkek olanı. Hezarfen Samim Çelebi. Manita vaziyetleri ha? Ne manitası kızım ya? Birazdan arabayla almaya gelecekler. Aşağı mahalleye kavgaya gideceğiz. Ay sanki Gazze şeridinde yaşıyoruz. Aşağı mahalleyle kavganız hiç bitmiyor. Bitmez. Nerede bu emanet ya? En son halı saha maçında bir kesik atıp kıç cebime sakladıydım ama... Ne o? O İsveç malı çelik sapında çıplak kız resmi olan sustalıyı arıyorsan... Annem sakladı. Nerede biliyor musun kız? Hem bilsem ne olacak ki? Aşağı mahallenin adamlarını mı doğrayacaksın o minyon şeyle? Hem şu pal sokağı çocukları muhabbetini de bırakın ya. Karışma şimdi. Mikroskobik beyninle anlamazsın bu işlerden. Ay bu herif de benim beynimin büyüklüğüyle bozdu ya. Geçen gün de kuş yemi kadar beynine karışma sen demişti. Gittikçe ufalıyoruz. Hadi hayırlısı. Kız sus. Zerre. İyi. Akşama gelirsin gene koca kafan yarılmış olarak. Gene sana o beğenmediğin terliksi kız kardeşim bakar. Ne diyorsun sen ya? Lan hakikaten ya yeterin artık lan. Koca adamlar oldunuz. Hala konuşmayı beceremiyor musunuz öyle çocuklar gibi? İyi de gene her şeyi onlar başlatıyor ama. Bizim bu Tatu Fikri'de bilardo salonunda delikli nane demişler. Yanlış tabii. Ne olacak ki ya reklam sloganı o. Saçmalık. İstikrar yaylı kanepeleri de diyebilirdi. Ulan biri bana öyle bir laf diyecek. Öldürürüm vallahi. Tabii sen çakmazsın bunlardan ya. O lafların hepsi iki manalı iki. Ne olmuş iki manalıysa? Ne malum herifin senin gelmişini gitmişini yaylı kanepeye yatırıp da öyle çatır çatır. anlıyorsun işte ya. Çakal bunlar çakal. Hastasınız lan siz. Heriflere bak nereden nereye düşünüyorlar. Lan ne çarpık bir yaratıcılıktır şu hayatta ya. Yaratıcılık değil Sadık'a. Delikanlılık, delikanlılık. Kor bunlar adama. Kahve köşelerinde, lise helalarında, sözcüklerde bu kadar oynayan zihniyet. İşi biraz ciddiye alsa ne ozanlar, ne yazarlar yetiştirirdi bu ülke be. Nasıl yani? Ya naneden maneden nem kapacağınıza şöyle... Bu sözcük oyunlarıyla var ya Pablo Neruda olurdunuz ya siz. Kızım, Pablo Picasso da kendi mahallesinde yanında manitesi varken öyle reklamlardaki gibi manalı manalı tut şunun ucunu döşeyelim abi deselerdi ne yapacaktı adam? Herif top değilse girişecek elbet. Edecek kavgasını edecek. Ya Pablo Picasso demedim, Pablo Neruda dedim. Biri ressam biri şair, salak. Farkmaz ki, ikisi de delikanlı. Hem ne diyor televizyonlardaki bilmem ne? Yak eline, yüzüne, yanağına, ağzına, dudağına krem. Öyle antenin biri gelecek de sana diyecek ki yok yanağına, ya eline, abi, yüzüne... Yeter. İnsanın aklı donunda gelişirse Balıkesir ili telefon rehberine bile kötü anlamlar yükleyip kavga çıkarabilir. Ha, bak seninkiler geldi korneye basıyorlar. Hadi git de ısırın birbirinizi. Tövbe yarabbim. Bana bak bıçağı aldığımı anneme söyleme tamam mı? Artı bakma o telefona. Ya az dur be abi gözüne kaçacak tentir diyor dur. Yandı lan. Dikkat etsene kız. Sus. Babam gibi bir duyarsa ikimize hızır acil servis az gelecek. Yandı diyorum ama ya. Bari ne be? Gidip yardırmasaydın suratını, kaşını, gözünü. Sen esas... biliyoruz. Sen esas öteki herifi görsen diyeceksin biliyoruz. Nereden biliyorsun? Nereden gördün öbür herifi? Ha? Ne zamandan beri görüşüyorsunuz? Aşağı mahalleden. Kimdi lan o? Abi senin kafana kötü vurmuşlar. Bir tane de ben vuracağım şimdi. Sıkıyorsa, sıkıyorsa vur lan. Yok, vur. Abi, fazla konuştun ha. Şimdi bir laf da ben söyleyeceğim. Lastikli Türkçemiz başımıza iş açacak. Ne? Baba! Bu ne? Baba! Sen! Baba! Gel kız! Baba! Gel buraya! Gel, gel. Sen kime lastikli diyorsun kız? Yap! Bana!
bırakın.